Hocam, diyabetik ayak hastalığı neden arttı? Diyabetin görülme sıklığının artmasıyla beraber diyabetik hastalığında da bir artış ortaya çıktı. Bugün toplumda diyabetin görülme sıklığı %15'lerin üzerine taşınmış durumda. Diyabet sinsi bir hastalık. Diyabetik ayakta özellikle mikrovasküler dolaşımın bozulması, sinir damarlarının etkilenmesi nedeniyle kişi ayağında oluşan travmalar veya yaraları hissedememekte. Bu yaralar yavaş yavaş ilerlemekte. Kişinin canını yakmaya başladığı noktada kişi hastaneye başvurmakta. Bazen bu tablo artık çok geç bir evre olabiliyor ve bu evrede maalesef kişi uzvunu kaybedebiliyor. Biz parmak kayıpları, ayak ya da alt ekstremite kayıplarıyla karşılaşabilmekteyiz ki bugün günümüzde uzuv kayıplarının en sık görülen nedeni diyabetik ayak. Sebebi nedir hocam? Diyabetik ayağın temel sebebi şudur: şeker hastalığının regülasyonun düzenlenmesinin bozulması. Şeker hastalığı olan kişiler bir, tanıyı erken alacak ve düzenli olarak ilaçlarını kullanacak. İki, yaşam tarzı değişikliği şart. Yani günlük normal fiziksel aktivitesini sağlayacağız. En az bir saate varan yürüyüşler önerilir. Üç, beslenme. Etkin, doğru bir beslenme şekliyle hayatını sürdürecek. Bu üç sacı ayağı yerine geldiğinde diyabetik ayak ve diyabetin diğer komplikasyonların görülme sıklığı da asgariye inecek. Özellikle bazı meslek gruplarında biz diyabetik ayağı daha sık görmekteyiz. Özellikle gün boyunca ayakta durması gereken kişiler, inşaat işçileri, şoförler, bunlarda diyabetik ayak daha sık karşılaşılmakta. Bunların ayakları koruyacak, yumuşak ayağı saran bir ayakkabı ve giymeleri bu tür komplikasyonların ortaya çıkmasını azaltacaktır. Şu an maalesef biz 30'lu yaş gruplarında diyabetik ayak ile karşılaşabilmekteyiz. Hatta bu yaş gruplarında organ kayıpları, parmak amputasyonları, ayak veya diz altı amputasyonlar gerçekleştirilebilmekte. Peki hocam, sebebi nedir bunların? Bunların temel sebebi şeker hastalığının iyi yönetilememesi. İlerleyen dönemde bir etki olabilir mi? Evet, olabilir. Çocuklarda diyabetin temel sebebi tip 1 diyabet olmakla beraber obezite ve yüksek kalorili beslenme, var olan şeker hastalığının komplikasyonlarını artırabildiği gibi şeker hastalığı olmayan kişilerin de şeker hastalığına dönüşümünü kolaylaştırabilmekte. Bu hastamız bize başvurduğunda...